Şimdi tabii Hürkuş özelinde başlayayım isterseniz. Biliyorsunuz basından da takip edilmiştir. Nijer'le 2 uçaklık sözleşmemiz var Hürkuş görev uçağı olarak. Çad'la da 3 uçaklık sözleşmemiz var. Şu an uçakların teslimatı için çalışıyoruz. Nijer uçaklarını bu yıl sonunda teslimatını gerçekleştiriyor olacağız. Çad uçaklarının da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde, yani Ocak, Şubat gibi onların 3 uçağını da teslim ediyor olacağız. Tabii bu arada biz hem uçakları teslimata hazırlarken aynı zamanda yaptığımız sözleşmelerin kapsamında eğitim programları da var. Hem pilotlarını hem de uçak bakım personelinin eğitimlerini de gerçekleştiriyoruz. Bir kısmını tamamladık pilot eğitimlerinin hem Nijer için hem Çad için. Bir kısmını da kabul uçuşu yapabilecek pilotları hazır hale getirdik zaten. Yani kendi uçaklarının kabulünü kendi pilotları yapıyor olacak. Eğitim personelinin, bakım personelinin de eğitimlerini tamamladık. Onlar da uçakların teslimatına yakın, Nijer'inki işte yıl sonuna doğru, Çad'ınki de birkaç ay sonra gelecek. Bir tazeleme eğitimi tekrar alacaklar. Uçakların teslimatı sonrasında da hem kendileri uçurabiliyor olacaklar, bakımını kendileri yapabiliyor olacaklar ama biz de yine hem uçuş için hem de bakım için kendi personelimizi de oraya gönderiyor olacağız. Destek olmaya devam edeceğiz uçakların kullanımı esnasında da. Bu Hürkuş ayağı. Tabii Hürkuş'ta Nijer ve Çad'ın ötesinde de yine özellikle Afrika'da ciddi bir pazar var. Çok yakından görüştüğümüz, görüşmelerimizde belli mesafe aldığımız ülkeler de var. Dolayısıyla Hürkuş'ta ciddi bir potansiyel görüyoruz biz. Eğitim uçağı olarak da potansiyelimiz var. Görev uçağı dediğimiz kamera entegrasyonlu, artı belli mühimmatları atabilir halde Hürkuş'un çok güzel bir potansiyeli var Afrika'da. Özellikle ilk teslimatları beklediklerini de biliyoruz bazı potansiyel müşterilerin. İlk uçakları inşallah Nijer'e ve Çad'a verdikten sonra, orada kullanımına başladıktan sonra alacakları feedbackler iyi olacağını biliyoruz zaten. Aldıkları feedbacklerden sonra ilave siparişleri de hem Nijer Çad olarak hem de diğer potansiyel ülkelerden geleceğini biliyoruz. Aynı zamanda biz tabii Anka'yı da, lisans hava aracımız Anka'yı da ciddi bir şekilde pazarlıyoruz Afrika'da. Anka'yı biliyorsunuz Tunus'a zaten teslimatları gerçekleştirdik. İlave sözleşmeye yakın olduğumuz ülkeler var. Aynı zamanda Atak 2 ile de ilgili Nijerya ile bir sözleşme imzaladık yakın bir zamanda. Dolayısıyla hem Hürkuş olsun, Anka olsun, Aksungur olsun, Atak 2 olsun ciddi bir pazarlama, teslimat faaliyetimiz Afrika'da var. Şimdi iki türlü kullanım konumuz var. Bir hava yer entegrasyon uçağı olarak dediğimiz, uçağın kendi hava kuvvetlerimizin hava yer entegrasyon faaliyetlerinde kullanılması konusu var. Onu yakın bir zamanda teslimatını gerçekleştireceğiz. Elimizdeki bazı uçakları kendi hava kuvvetlerimiz için hazırlıyoruz zaten. Aynı zamanda sizin de söylediğiniz gibi paralelde de Hürkuş 2 dediğimiz bir iyileştirme faaliyeti devam ediyor. Onun da CDR'ı, yani kritik tasarım sürecini tamamladık. Dolayısıyla o da kendi mecrasında ilerliyor. Şimdi Hürjet projesinde son montaj hattında uçağımız şu an. Son montaj faaliyetlerini yapıyoruz. Yıl sonuna kadar son montaj faaliyetlerini tamamlamayı planlıyoruz. Sonrasında da birkaç aylık bir yer test sürecimiz olacak. O süreç sonrasında da ilk uçuşu inşallah gerçekleştiriyor olacağız. Milli Muharip Uçak tarafında da rollout uçağı dediğimiz, yine 18 Mart'ta hedeflediğimiz uçağımızın da son montaj faaliyetleri başladı. O da kendi mecrasında ilerliyor. Birkaç aylık geriden geliyor ama yine söylediğimiz takvimlerde yetiştirmeye gayret ediyoruz. Hem Hürjet'in ilk uçuşunu hem de Milli Muharip Uçağın rollout dediğimiz uçağının hangardan çıkarılması ve motor çalıştırmasını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Evet.